Sinebeş ekranlarından herkese merhabalar efendim. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Gönül sohbetlerine hoş geldiniz. Profesör Doktor Ramazan Ayvalı Hoca ile birlikteliğimiz an itibariyle başlamış bulunmakta. Sevgili hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Efendim. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler deyiz. Bugünkü konumuz çok 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 önemli. Hakikaten. Peygamber Efendimiz'e peygamberliğinin bildirilmesi ve insanlığı hak yoluna davet etmesi. İlk şöyle başlayalım dilerseniz. İlk vahiy ile. Peygamber Efendimiz'e gelen ilk vahiyle sohbetimize başlayalım. Gülşah Hanım, insanların ömürleri birkaç devreye ayrılıyor. 1 ila 30 yaş arasına çocukluk ve gençlik dönemi deniliyor. 30 ile 50 yaş arasına olgunluk, yetişkinlik dönemi deniliyor. 50 ila 70 arasına ihtiyarlık, 70'ten sonrasına piri fanilik. Piri fanilik dönemi deniyor. Sevgili peygamberimize peygamberliği 40 yaşındayken bildirilmiştir. Hı hı. 30 ila 50 yaş arası olgunluk çağı, yetişmişlik çağı olduğuna göre tam onun ortasında peygamberliği kendisine bildirilmiştir. Evet. Ancak peygamber efendimize vahiy gelmeden evvel peygamber efendimizi vahyi almaya hazırlayıcı bazı hadiseler olmuştur. Mesela 37 yaşında iken Gaib'den ya Muhammed diye nida olunduğunu duyardı. 38 yaşındayken bir takım rüyalar görmeye başladı. Ve bunu sevgili eşi, muhtereme zevcesi Hazreti Hatice validemize anlatırdı. Peygamber Efendimizin peygamberliğinin bildirilmesinin yaklaştığı bir sırada bazı hadiseler de oldu. Kureyş'in ediplerinden, hatiplerinden meşhur Kus bin Saide isimli bir zat vardı. Bu zat Suk-ı Ukaz denilen Ukaz panayırında bir hitabede bulundu. O hitabede son bir peygamberin geleceğini bütün insanlara aleni olarak söyledi. Çok önemli bir hitabedir Arap tarihinde. Hı hı. Bakın orada dedi ki o hutbeyi dinleyenler arasında sevgili peygamberimiz de bulunmuştu. Peygamberimiz henüz gençti. Hı hı. O zat şöyle dedi. Ey insanlar geliniz, dinleyiniz, bekleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak olur. Kulak veriniz, iyi dinleyiniz. Gökte haber var, yerde ibret alacak şeyler var. Allah'ın indinde bir din ve Allah'ın gelecek olan bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakın oldu. Gölgesi başınızın üstüne geldi. Ne mutlu o kimseye ki ona iman edip de o dahi ona hidayet eyleye, ona iman ederse o peygamber de kendisine muhabbet ederse, hı hı, onunla ilgilenirse o kişi ne mutlu, ne mesut, bahtiyar insandır. Vay ona isyan ve muhalefet eden bedbahta. Yazıklar olsun ömürleri gaflet ile geçen ümmetlere. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 39 yaşındayken sadık rüyalar görmeye başladı. Rüyasında ne görürse aynen çıkardı. Bu hal 6 ay devam etti. Rüyada bir şey görüyorsunuz. Ertesi gün veya birkaç gün sonra aynıyla vaki oluyor, çıkıyor. Vahiy gelmesi yaklaşınca 37 yaşındayken duyduğu gibi tekrar ya Muhammed seslerini işitmeye başladı. Bundan sonra sevgili peygamberimiz yalnızlığı arzu etti. İnsanlardan uzaklaşıp Cebelün Nur'daki, Nur Dağı'ndaki Gâr-ı Hira'ya, Hira mağarasına çekildi. Orada taat-ı ibadat ile, tefekkürle meşgul olurdu. Bazen Mekke'ye gelir, Kabe'yi tavaf ettikten sonra evine giderdi. Evinde bir müddet kalıp yanına biraz yiyecek alarak yine Hira mağarasına gidip
Dönüyor eve zaman evet. zaman. Evet efendim. Tefekkür ve ibadetle meşgul olurdu. Bu halini gören Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam Rabbine aşık oldu demişlerdi. Şimdi insanlardan uzet ediyorsunuz. Evet. Bir kenara çekiliyorsunuz. Tefekküre dalıyorsunuz. İbadetle meşgul oluyorsunuz. Evet. Bu tabii... ismini duyuyor. Evet. Hayret edilecek bir durum. Şaşılacak bir hal. Kendi ismi söyleniyor. Gayipten bir ses duyuyor. Evet. Muhammed Aleyhisselam 40 yaşındayken Ramazan ayında Hıra mağarasına çekilmiş ve tefekküre dalmıştı. Ramazan'ın 17. gecesi, o gece pazartesi gecesiydi. Gece yarısından sonra kendisi yine adıyla çağıran bir ses işitti. Başını kaldırıp etrafa baktığı sırada ikinci defa bir ses işitti ve her tarafı birdenbire bir nurun kapladığını gördü. Sonra Cebrail Aleyhisselam karşısına geldi, oku dedi. Arapçada ikra şeklinde ifade edilir bu, oku. Sevgili Peygamberimiz ma ene bi kari'in cevabını verdi. Ben okumuş değilim dedi. Gülşah Hanım, sevgili Peygamberimiz o güne kadar hiçbir hocadan ders almamıştır. Bir tek ferdin onun üzerinde hocalık hakkı yoktur. Herhangi bir kitap okumamıştır. Ümmi idi. Biraz sonra o ümmilik üzerinde dururuz inşallah. Onunla ilgili ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var. Sevgili Peygamberimizin hocası Allah-u Teala'dır. Nitekim eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi buyurmuştu. Beni Rabbim tedip etti, terbiye etti ve terbiyemi de ne güzel verdi. Neyi öğrenmek istese Rabbi ona bildirirdi. İlmin vasıtalarından birisi okumak, birisi dinlemek değil mi efendim? Tabii hocam. Onun böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Bir şey öğrenmek istediğinde Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'la onu kendisine bildirirdi. Neyi öğrenmek istiyorsa. Efendim tekrar oku dedi. Yine ben okumuş değilim cevabını verdi. Peygamber Efendimiz'i hem birincide hem ikincide takati kesilinceye kadar sıktı. Ve yeniden oku dedi. Ben okumuş değilim dedi. Cebrail Aleyhisselam üçüncü defa tuttu, sıktı ve sonra bıraktı. Ve estağfirullah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekremullezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâlem ya'lem. Ayet-i kerimelerini peygamberimize okudu. Sevgili peygamberimize gelen ilk vahiy Alak sure-i cellesinin bu 5 ayet-i kerimesidir. İlk inen sure Alak suresidir. Son inen sure Nasr suresidir. İzâ câe nasrullâhi vel feteh diye başlayan sure Mekke-i Mükerreme'nin fethinden bahis var orada. İlk inen ayetler bu Alak suresinin 5 ayet-i kerimesi olduğu gibi son inen ayette Maide suresinin 3. ayet-i kerimesidir. Orada estağfirullah el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dina. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam'a razı oldum. İslam'ı seçtim. Gülşah Hanım ilk vahiy ile son vahiy arasında 22 sene, 2 ay 22 gün geçmiştir. Biz takriben buna 23 sene diyoruz. Evet. Bu demin metni şerifini okuduğum ayet-i kerimelerde mealen şöyle buyuruluyordu. Oku her şeyi yaratan Rabbinin ismiyle ki o insanı pıhtılaşmış kandan yarattı. Oku ki senin Rabbin kalemle yazı yazmayı öğreten, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. Peygamber Efendimiz de Cebrail Aleyhisselam'la birlikte bu ibareleri okudu. İşte ilk vahiy böyle başladı ve bütün cihanı aydınlatan İslam güneşi böylece doğmuş oldu. Muhammed Aleyhisselam peygamberlik vazifesinin mesuliyetini düşünerek büyük bir ürperti ve heyecanla Hıra mağarasından çıkıp aşağıya inmeye başladı.
Düşünün, gece karanlığı, tanımadığınız bir varlık size geliyor, oku diyor. İnsan elbette ürper, değil mi efendim? İlk defa Cebrail selamı görüyor sevgili peygamberimiz o haliyle. Asli hüviyetiyle peygamberimiz Cebrail selamı iki defa görmüştür. Birisi bu Hıra mağarasında ilk vahyi aldığında, bir de Miraç esnasında Sidre-i Münteha'nın yanında. Peygamberimize, peygamberler tarihinden bahseden kitaplarda belirtildiğine göre 24 bin kere gelmiştir Cebrail aleyhisselam. 24 bin kere, evet. De iki kere görüyor. Ama asli hüviyetiyle iki defa görmüştür. Diğer peygamberlerin Cebrail aleyhisselam asli hüviyetiyle görmedikleri belirtiliyor. İşte dağın ortasına geldiği sırada, yukarıdan aşağıya inerken, o Nur Dağı'ndan, Hıra mağarasından aşağıya inerken bir ses daha duydu. Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cibril'im diyordu. E tabi Cebrail aleyhisselamla da ilk defa karşılaşıyor. Cebrail aleyhisselamın hem sesini duydu hem de kendisini gördü. Evine dönünceye kadar yanından geçtiği her taşın, her ağacın Esselamu aleyke ya Resulallah dediğini işitiyordu. Taşların. Taşlar ve ağaçlar peygamberimize selam veriyordu. Bundan sonra evine gidip beni örtünüz buyurarak ürpermesi geçinceye kadar bir miktar yattı. Biraz istirahat ettikten sonra kalktı. Muhtereme zevcesi Hazreti Hatice validemize olanları anlattı. Gördüklerini anlattı. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a validemiz, bakın peygamberimizi nasıl teselli ediyor, tasdik ediyor, ona arka çıkıyor. Biliyorum ki sen doğru sözlüsün. Emanete riayet edersin. Güzel huylu ve iyi ahlaklısın. Senin bu ümmetin peygamberi olacağını umarım dedi. Daha peygamberimizi metheden bazı sözler söyledi. Ya Resulallah, hiç endişe etme. Bu iyi bir hal. Sen böyle böyle güzel hallere sahipsin. Bu senin için bir şereftir, bir fazilettir, bir yüksekliktir demek istedi. Sonra bu durumu sormak üzere Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu Varaka bin Nefel'e gittiler. O zat İbranice'yi bilen, çok kitap okumuş ve dinler hakkında bilgi sahibi olan bir zat idi. Tevrat'ı bilirdi, İncil'i bilirdi, eski kitapları okurdu. Varaka bin Nefel, Muhammed Aleyhisselam'ın anlattıklarını dinledikten sonra, müjde ya Muhammed, Allah'a yemin ederim ki sen İsa Aleyhisselam'ın haber verdiği son peygambersin. Sana görünen melek, senden evvel Musa Aleyhisselam'a gelen Cebrail'dir. Ah, ne olurdu genç olsaydım, seni Mekke'den çıkardıkları zamana yetişseydim de sana yardım etseydim dedi. Tabii bir piri fani idi. Demin piri faniliği söyledik ya. Evet. 70'in üzerinde, evet, bir yaşa sahipti. Evet. Peygamberimizin Mekke'yi mükerremeden çıkarılacağını da ifade etti. Ben keşke genç olsaydım da sana yetişseydim de ben sana yardımcı olsaydım deyince sevgili peygamberimiz, ey amcamın oğlu, tabi hanımının amcasının oğlu, kendisinin de amcasının oğlu sayılır değil mi efendim? Akraba. Ey amcamın oğlu, beni memleketimden çıkaracaklar mı diye sordu peygamberimiz. Kitaplarda onlar da yazılı. Ben tabi buraya onları almadım ama sevgili peygamberimize o zat dedi ki, hiçbir peygamber yoktur ki doğduğu yerden çıkarılmış olmaz. Ama Allahu Teala onları tekrar doğdukları yere iade etmiştir. Orayı yeniden fethetmişlerdir. Efendim, Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahiy geldikten sonra 3 sene vahiy kesildi, gelmedi. Bu arada Mikail Aleyhisselam adındaki bir melek gelip bazı şeyler öğretti. Fakat o herhangi bir vahiy getirmedi. Vahiy getiren sadece Cebrail Aleyhisselam'dır. Bu sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzüldükçe, vahiy kesildi, ne olacak? Acaba bir daha gelmeyecek mi diye. Üzüldükçe Cebrail Aleyhisselam gözüküp, ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin der, üzüntüsünü yatıştırırdı. İlk vahyin gelmesiyle peygamberliği başlayan Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğinin
Bildiğimiz gibi 13 senesi Mekke-i Mükerreme'de, 10 senesi de Medine-i Münevvere'de geçti. Biz demin vahyin 22 sene, 2 ay, 22 gün devam ettiğini belirttik. Takriben buna 23 sene diyoruz. Burada efendim bu sözünüzün, bu sualinizin sonunda şunu ifade etmek isterim. Sevgili Peygamberimiz tek başına vahyi alıyor, tebliğata başlıyor. Önce hanımefendisi Hazreti Hatice validemize, sonra çocukluk arkadaşı, yakın dostu Hazreti Bekir Efendimize, sonra amcasının oğlu Hazreti Ali Efendimize, sonra azatlı kölesi Zeyd bin Harisi'ye İslamiyet'i tebliğ ediyor. Onlar İslamiyet'le şerefleniyorlar. Bu 23 senede Gülşah Hanım 150 bin sahabe-i kiram meydana getiriyor ki peygamberler topluluğu haricinde böyle bir topluluğu bu dünya bir daha görmedi. Ondan önce görmedi. Ondan sonra da görmeyecektir. Kıyamete kadar da görmeyecektir. Bu 150 bin sahabe-i kiram 100 kadar muharebeye girdiler. Hepsini kazandılar. Batıda Endülüs'e, İspanya'ya, doğuda Çin'e kadar vardılar. Gittikleri her yere ilim, irfan, ahlak, fazilet, medeniyet, hakkaniyet, adalet, insan hakları, nur, hidayet götürdüler. İşte Peygamberimizin bu vahiy alışını, davetini, tebliğata başlayışını ciddi bir şekilde incelemek lazım. Kesinlikle çok çok önemli bir konu. Çünkü soluksuz nefessiz dinliyoruz. Evet, çölden çıkan bir avuç insandan böyle faziletli bir cemiyet meydana getirdi. Ona asr-ı saadet denilir. Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah kuntum hayra ummetin uhricet linnas diye başlayan ayet-i kerimede siz insanlar için insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı bir ümmet olmak üzere vücuda getirildiniz diye sahabe-i kiram hazretleri metonluyor efendim. Burada bir virgül koyalım hocam. Peki, kısa bir verelim. Kısa bir yerden sonra tekrar buradayız efendim. Efendim gönül sohbetleri devam ediyor. Konumuz çok önemli. Peygamber Efendimiz'e peygamberliğinin bildirilmesi ve insanları hak yoluna davet etmesinden bahsediyoruz Ramazan Ayvallah hocamızla. Peki hocam, Peygamber Efendimiz peygamberlik vazifesini aldı. Bunu icraata, uygulamaya nasıl başladı? Efendim Nur Dağı'ndaki Hıra Mağarası'nda Alak Sure-i Cellesi'nin ilk 5 ayeti kerimesini Cebrail Aleyhisselam'dan telakki eden, Allah-u Teala'nın vahiy meleği Cebrail Aleyhisselam'dan alan sevgili peygamberimiz oradan evine inip geldi, beni örtünüz dedim. Cebrail Aleyhisselam Müddessir suresinin ilk ayeti kerimelerini getirdi. Orada ey elbisesine bürünen peygamber, kalk da kavmini Allah'ın azabıyla korkut. İman etmezlerse azaba uğrayacaklarını kendilerine haber ver. Rabbini tenzih et, noksan sıfatlardan arındır. Elbiseni de daima temiz tut. Azaba sebep olan şeyleri terk etmekte sebat et. Mealindeki ayet-i kerimeler geldi. Resul Efendimiz bu Müddessir suresinin nazil olmasıyla İnsanları İslam dinine davete başlamıştır. Ama burada şunu ehemmiyetle belirtelim ki önce gizli olarak en yakınlarından başlamıştır. Peygamber Efendimiz'e ilk vahyin gelmesinden sonra ilk iman eden kimse Hazreti Hatice validemizdir. Sevgili Peygamberimize inanan İlk kişi bir hanımdır. Evet. Hanımlar Hatice validemizle ne kadar iftar etseler yeridir, evet, azdır efendim. Hem de hiç tereddüt etmeden İslamiyet'i kabul etmiştir. İlk Müslüman olmakla şereflenmiş ve en faziletli kadınlardan olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette en faziletli 5 hanımı sayarlar. Birisi Tanrılık iddiasında bulunan Firavun'un, o zamanın peygamberi olan Hazreti Musa Aleyhisselam'a imanla şereflenen hanımı Asiye validemiz. Asiye binti Müzahim.
Hazreti İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getiren mübarek validesi Meryem binti İmran validemiz. Efendimizin ilk hanımefendileri Hatice validemiz. Mübarek kerimeleri Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a Ali Efendimizin hanımefendileri, Hasan ve Hüseyin efendilerimizin mübarek anneleri, hı hı, Efendimizin ciğerparesi. Evet. Efendim beşincisi de Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kerimesi, sevgili peygamberimizin hanımlarından Hazreti Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anh'adır. Bu beş hanımın cennette en faziletli hanımlar olduğunu Peygamber Efendimiz bildiriyor. İşte Hatice validemiz de bunlardan birisidir. Hatice validemizden sonra yetişkinlerden, hür erkeklerden ilk Müslüman olan Resulullah Efendimizin en yakın arkadaşlarından, çocukluk arkadaşı olan Ebubekir Sıddık'tır radıyallahu anh. Bir gün Hatice validemizle sevgili peygamberimiz namaz kılarlarken amcasının oğlu Hazreti Ali onları gördü. O zaman henüz 10 yaşında idi. Namazdan sonra Resulullah'ın huzuruna gelerek "Ya Resulallah, bana İslam'ı öğret" dedi. Ve hemen o da Müslüman oldu. Efendim bakın, Hazreti Ali radıyallahu anh Müslüman olanların üçüncüsüdür. Bunlardan sonra da Zeyd bin Harise olmuştur. Belki bunların arasında gün, saat farkı var. Hı hı. Ama İslam alimleri bunları 1, 2, 3, 4 diye sıralamaktansa şöyle bir formül geliştirmişlerdir. Hanımlardan ilk Müslüman olan Hazreti Hatice'dir. Hı hı. Hür erkeklerden birinci Müslüman Hazreti Ebubekir Sıddık'tır. Çocuklardan birinci Müslüman Hazreti Ali'dir. Kölelerden birinci Müslüman Zeyd bin Harise'dir demişlerdir. Dördü de kendi sınıflarında, kendi, evet, kategorilerinde, kendi klasmanlarında İlk. Birinci olmuştur. Burada inşallah ileride Hazreti Ali Efendimiz'i geniş geniş anlatacağız. İnşallah hocam. Hazreti Ali Efendimiz bakın daha 10 yaşındayken, tertemiz bir çocukken İslamiyet'le şereflenmiş, puta tapmamış, içki içmemiş, hiçbir kötülük yapmamış, tertemiz başlamış, tertemiz ahirete intikal etmiştir. Ve sevgili peygamberimize de damat olmakla şereflenmiştir. Amcasının oğlu olmakla kalmamış, ilk Müslümanlardan olmakla kalmamış, ona damat olmakla şereflenmiş ve hikmet-i ilahiye sevgili peygamberimizin erkek çocukları Efendimiz hayattayken vefat etmişlerdir. Efendimizin zürriyeti Hazreti Ali'den, yani damadından, kızından çoğalmıştır. Günümüze kadar gelen şerifler ve seyitler hep o mübarek iki kişiden, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'dan radıyallahu anhüma çoğalmışlardır. Peygamber Efendimiz tebliğatını gizli olarak yapmaya başladıktan bir müddet sonra Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi nazil oldu. Orada Estağfirullah ve enzir aşiretekel akrabin buyuruluyordu. Yakın akrabanı Allah-u Teala'nın azabıyla korkutarak onları hak dine çağır. Bunun üzerine Muhammed Aleyhisselam akrabasını dine davet etmek için amcasının oğlu Hazreti Ali'yi gönderdi ve hepsini amcası Ebu Talib'in evine çağırdı. Peygamberimiz orada şöyle söze başladı. Bundan önce tek tek insanlara anlatıyordu, hı hı, ve gizli anlatıyordu. Artık aleniyete, evet, döküyor burada. Bütün akrabası, amcaları var, başkaları toplu var. Bir şekilde. Ey Abdülmuttalip oğulları, vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan şeyden, yani bu dinden daha üstünlü ve daha hayırlısını kavmine getirmiş bir kimse yoktu. İslam dini bütün dinlerin üstünü, Kur'an-ı Kerim bütün kitapların üstünü. Sevgili peygamberimizin getirdiği ahkam-ı şeriye, bütün hükümlerin en üstünü. Ben sizi dile kolay gelen, mizanda ağır basan iki kelimeyi söylemeye davet ediyorum. O da Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun kulu ve resulü olduğuma şahit etmenizdir. Yani gelin
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyiniz. Allah-u Teala bana sizi buna davet etmemi emretti. O halde hanginiz benim bu davetimi kabul eder ve bu yolda yardımcım olur buyurdu. Maalesef Gülşah Hanım kimseden ses çıkmadı. Halbuki akrabalarının peygamberimize destek olmaları gerekirdi. Tabii. Evvela değil mi efendim? Başlarını önlerine eğdiler. Peygamber Efendimiz bu sözlerini 3 defa tekrarladı. Her söyleyişinde o 10 yaşındaki veya biraz daha ilerlemiş Hazreti Ali Efendimiz ayağa kalkıyordu. 3. defasında ya Resulallah her ne kadar ben bunların yaşta en küçüğü isem de sana ben yardımcı olurum dedi. Daha olacak çocuk çocukluğundan belli olur derler. Evet. Değil mi efendim? Allah'ın arşlarına bakın efendim. Fırlıyor ayağa, kalkıyor ayağa, kahramanca, mertçe, ya Resulallah ben sana yardımcı olurum diyor. Tabii efendim o yaştaki bir çocuğun yardımından ne olacak? Ama bu az bir destek değildir değil mi efendim? Bu az bir destek değildir. Yani yaşından büyük laf ediyor. Yaşından büyük bir davranışı maşallah var. Maşallah yani. Öyle bir olgunluk gösteriyor. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'nin elinden tutmuştur ve çıkmıştır. Diğerleri de hayret içinde dalmışlardır. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin elinden tuttu 10 yaşındaki çocuk yaşta hiç kimse destek olmazken o ben yardımcı olurum diyor. Devamını ne zaman dinliyoruz hocam? Kısa bir yerden sonra. Efendim gönül sohbetleri devam ediyor. Peygamber Efendimiz bir topluluğa konuşma yapıyor. Hiç kimseden ses çıkmıyor. Herkes başını öne eğiyor. Ama 10 yaşındaki Hazreti Ali ben size yardımcı olurum diyor. Efendim bu hadiseden sonra bir müddet geçti. Akrabalarından sevgili peygamberimize destek gelmediği gibi. Hatta köstek de oldu mesela amcası Ebu Leheb. Bu arada peygamberliğinin 4. senesiydi. Hı hı. Hicr Suresi Cellesi'nin 94. ayet-i kerimesi nazil oldu. Orada Yüce Rabbimiz Estağfirullah. Fasta' bima tu'mar ve e'rid anil müşrikin buyurdu sevgili peygamberimize hitaben. Ey Habibim Muhammed Aleyhisselam sana emrolunan şeyi, emir ve yasakları açıkla, hak ile batılın arasını ayır, müşriklerden yüz çevir. Onların sözlerine iltifat etme. Bu ilahi emir gelince sevgili peygamberimiz Mekkelileri açıktan açığa İslam'a davet etmeye başladı. Bir gün Safa Tepesi'ne çıktı. Ey Kureyş halkı buraya toplanıp sözlerimi dinleyiniz buyurdu. Hatta İbni İshak'ın Siretün Nebisi'nde, İbni Hişam'ın Esiretün Nebeviyesi'nde, daha başka kitaplarda da geçtiği üzere ey Beni Fihir, ey Beni Adi, ey Beni Haşim diye Arap kabilelerinin hepsini ismen çağırdı. Kabileler toplandıktan sonra da ey kavmim hiç benden yalan söz işittiniz mi buyurunca hepsi birden hayır işitmedik dediler. Hatta efendim şu dağın kendisi Safa Tepesi'ne çıkmıştı. Şu dağın arkasında da Ebu Kubeys Dağı var. Şu dağın arkasında üzerinize baskın yapmak üzere bekleyen bir süvari birliği vardır desem. Ekuntum musaddikiyye, beni tasdik eder misiniz? Dedi. Elbette dediler. Ma cerrabna aleyke kizben. Biz sende bir yalan tecrübe etmedik. Bu bir tabirdir. Yani bugüne kadar senden yalan bir söz duymadık. Çünkü çocukluğundan beri ona Muhammedunil Emin deniliyordu. Kendisine güvenilen, inanılan, emniyet edilen insan. Buyurdu ki Allah-u Teala bana peygamberlik ihsan etti. Ve beni size peygamber olarak gönderdi. Sonra da Araf suresinin 158. ayet-i kerimesini okudu. Orada mealen şöyle buyuruluyordu. Ey Habibi onlara de ki ey insanlar ben sizin hepinize gelmiş Allah-u Teala'nın Resulüyüm. O Allah-u Teala ki yerlerin ve göklerin sahibi ve idarecisidir. Ondan başka ibadete müstahak kimse yoktur.
her canlıyı öldüren ve dirilten odur. Ama dinleyenlerden amcası Ebu Leheb kızarak, kardeşimin oğlu divane olmuş. Bizim putlarımıza tapmayanın, dinimizden ayrılanın sözünü dinlemeyiniz diye küfürde direterek bağırdı. Gülşah Hanım, ne kadar yazık. Yani evvel emirde amcasının destek olması beklenirdi. Tabii. Demin de söylediğimiz gibi. Orada bulunanlar dağıldılar. Hiç kimse iman etmedi. Peygamber Efendimizin doğru söz, yüksek ahlaklı olduğunu bildikleri halde kibir ve inatları sebebiyle maalesef yüz çevirdiler ve düşman kesildiler. Günümüzde hatta, de öyle hocam, bir olay yaşandığı zaman evet, insan canından kanından olan insandan destek görmüyor ama 40 kat yabancıdan ya, destek görebiliyor. Maalesef. Hatta efendim Ebu Leheb eli hada cemaatena tebben lek diye bir de peygamberimize beddua etti. Öz yeğeni ya, kardeşinin oğlu efendim. Bizi bunun için mi topladın? Senin elin kurusun dedi. Sevgili peygamberimiz çok üzüldüler. Bunun üzerine işte Tebbet Suri-i Cellesi nazil oldu ki estağfirullah. Tebbet yeda ebi lehebi ve tebbe. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Nitekim kurudu da diye başlayan o Suri-i Celle nazil oldu. Bundan sonra artık vahiy aralıksız devam etti. Kur'an-ı Kerim ayetleri az evvel kıymetli dinleyici seyircilerimize ifade ettiğimiz gibi 22 sene 2 ay 22 gün devam etti. Allah-u Teala'nın feyizleri, ihsanları, nimetleri, iyilikleri her an insanların iyisine de kötüsüne de herkese gelmiştir. O herkese mal, evlat, rızık, hidayet, rüşt, selamet ve daha nice iyiliği fark gözetmeksizin göndermiştir. Ama fark bunları kabulde alabilmekte ve bazılarını da alamama suretiyle insanlardadır. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh aynı zaman diliminde Amr İbni Hişam'la birlikte yaşamıştır. Aynı coğrafi bölgede bulunmuştur. Aynı şartlarda sevgili peygamberimizi görmüştür. O peygamberimize peki demiş, imanla şereflenmiş. Yücelerin yücesine, yükseklerin yükseğine, alâ-i illiyyine, zirveye tırmanmıştır. Ama öbürü hayır demiştir. O da esveli safine, aşağıların aşağısına, hatta çukurun dibine yuvarlanmıştır. Sevgili peygamberimiz bu davetlerden sonra nerede bir kimse veya bir topluluk görse onlara İslam'ı anlatırdı. Böylece hakiki kurtuluşun nefse uymaktan, zulümden, haksızlıktan ve her türlü kötü işlerden uzaklaşmakla ve Allah-u Teala'ya iman etmekle mümkün olabileceğini bildirirdi. Aslında Allah-u Teala'nın Cebrail aleyhisselamla Peygamber Efendimiz'e ve onun vasıtasıyla da kullarına gönderdiği İslam dini dünyada ve ahirette insanların rahat ve mesut olmalarını sağlayan usul ve kaidelerdir. Yani Cenab-ı Hak kullarını sıkıntıya sokmak için göndermedi ki bunu. Evet. Cennete gitsinler. Dünyada bir rahat yol gösteriyor. Evet efendim. Rahat ve huzur içerisinde yaşasınlar dünyada. Ahirette de ebedi saadete kavuşsunlar diye gönderdi. Hatta İslam alimleri bunu şöyle ifade ediyorlar. Bütün üstünlükler, faydalı şeyler İslamiyet'in içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyilikleri İslamiyet'te toplanmıştır. Bütün saadetler, muvaffakiyetler ondadır. Yanılmayan, şaşırmayan akılların kabul edeceği esaslardan ve ahlaktan ibarettir. Nitekim 14 asır boyunca binlerce değil, on binlerce değil, yüz binlerce değil, milyonlarca değil, on milyonlarca değil, yüz milyonlarca, milyarlarca insan gelmiş geçmiş sevgili peygamberimize, onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'e, onun dinine imanla şereflenmiştir. Onun gereğini yapmaya çalışmışlardır. İslamiyet esasında insanların ruhi ve maddi refahını en mükemmel şekilde temin edecek prensipler getirmiştir. İnsan hak ve vazifelerini en geniş şekilde düzenlemiştir. Hatta biraz daha geniş çerçevede ele alacak olursak, İslamiyet ilme, fenne, tekniğe, endüstriye, ziraate layık olduğu üzere ehemmiyet verir. Ziraat, ticaret ve sanatı kat'i olarak emreder. İnsanların yardımlaşmalarını, birbirlerine hizmet etmelerini ehemmiyetle istemektedir.
kendi idaresi altında bulunan insanların, evladın, ailenin ve milletlerin haklarını ve idarelerini öğretmekte dirilere, geçmişlere, geleceklere karşı bir takım hak ve mesuliyetler yüklemektedir. Saadet idareini, yani dünya ve ahiret saadetini kendinde toplamıştır. İşte Gülşah Hanım, önce gizli, sonra açıktan başlayan bu davet ve tebliğ faaliyetlerini biraz daha geniş çerçevede. Mekke-i Mükerreme devri. Evet efendim. Önce gizli başlanıyor, evet daha sonra açıktan. Olursak burada önce şunu söyleyebiliriz. Bakınız, herhangi bir kitap okumamış, herhangi bir yazı yazmamış, kimseden bir ders görmemiş bir kişi. Öğretmeni yaradan olan. Evet evet. Şairlerin, ediplerin söylemekten aciz kaldıkları bir kitap getiriyor. Yani burada bir normal üstü, bir fevkaladelik yok mu efendim? Olmaz mı? Değil mi efendim? Bakın, Mekke'de doğup büyüdü. Vahiy geliyor kitabı. Belli kimseler arasında yetişti. Seyahat etmedi. Ama Tevrat'ta ve İncil'de, Yunan ve Roma devirlerinde yazılmış kitaplarda bulunan bilgilerden, hadiselerden haber verdi. Bu normal bir hadise midir efendim? İslamiyet'i bildirmek için hicretin 6. 7. senesinde Rum, İran ve Habeş hükümdarlarına ve diğer Arap padişahlarına mektuplar gönderdi. İran Kisra'sına, Mısır Mukavkası'na, Habeşistan Necaşi'sine, Yemen Tübba'ına, Bizans Kralı'na, diğer Arap kabilelerinin reislerine, onlara İslamiyet'i, İslamiyet'e davet eden mektuplar gönderdi. Gelin, İslamiyet'e inanın, felah bulun, saadete erin. Bakın, Peygamberimizin ümmiliği ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimeler var. Mesela Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruluyor. Sen bu kitap gelmeden önce bir kitap okumazdın. Yazı da yazmazdın. Okur yazar olsaydın başkalarından öğrendin diyebilirlerdi. Peygamberimizin hiçbir hocasının bulunmamasının hikmeti budur. Ya demek ki başka kitaplardan okumuş bu, bizim görmediğimiz bir kitap bulmuş, oradan söylüyor diyebilirler. Evet. Ama okuma yazma bilmediğini, evet, hiçbir hocadan ders almadığını hepsi biliyorlar. Kopya çekmediği hatta, yani evet, açıkçası hatta Kur'an-ı kanıtlanıyor. Kerim'de onu kendi öz çocukları gibi tanırlar buyuruyorlar efendim, Arap toplumu için. Böyle bir hitap var Peygamber Efendimiz de. Ben ümmi peygamber Muhammed'im. Benden sonra peygamber yoktur buyurmuştur. Peki o halde peygamberimizin bu söyledikleri nedir? Bu söyledikleri vahidir. Nitekim Necm suresinin 3 ve 4. ayet-i kerimelerinde o hevadan, kendi nefsinden söylemiyor. Kur'an sade bir vahidir. Ancak vahiy olur. Estağfirullah. وَمَا يَنْطِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Kendisine vahyolunanı bildiriyordu. Peki hocam, ne oldu da Peygamber Efendimiz gizliden gizliye anlatırken daha açıktan anlatmaya karar verdi ve nasıl? Ayet-i Kerime geldi efendim. Malum Estağfirullah فَاسْنَعَ بِمَا تُؤْمَرْ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ayet-i kerimesi gelince sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleni olarak açıktan açığa anlatmaya başladı. Bu Hicr suresinin 94. ayet-i kerimesiydi. Biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi yakın akrabanı inzar et, efendim Allah'ın azabıyla korkutarak onları hak dine çağır ayet-i kerimesi de gelmişti. İlk başta kendi etrafı. Evet, evet efendim. Şimdi bakın, o sevgili peygamberimizin amcasının oğlu Ali Efendimiz'i gönderip de amcasının evine akrabasını çağırdığı sırada olan bir iki hadiseyi de burada söylemekte fayda görüyoruz. O gün gelenler 40 kişi kadardı. Sevgili peygamberimiz onlara yemek ve süt ikram etti. Ama ufacık bir kapta olan efendim bir tabak yemek ve bir tas süt
40 kişiye yetti, bitmedi. Efendim bu mucizeyi bereketli bir gece gördüler. Ama Ebu Leheb maalesef bu durumda bile ne dedi biliyor musunuz? Biz bugünkü gibi bir sihir görmedik. Arkadaşınız sizi bir sihirle büyüledi diye peygamberimize hakaret etti. Efendim sevgili peygamberimiz tekrar bu akrabasını davet etti. Hakaret edene. Ayağa kalktı. Yemekten sonra hamd yalnız Allah'a mahsustur. Yardımı ancak ondan isterim. Ona inanır, ona dayanırım. Şüphesiz bilir ve bildiririm ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Onun eşi ve ortağı yoktur dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Size asla yalan söylemiyorum ve doğruyu bildiriyorum. Sizi bir olan ve kendisinden başka ilah olmayan Allah'a iman etmeye davet ediyorum. Ben onun size ve bütün insanlığa gönderdiği peygamberiyim. Vallahi siz uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Uykudan uyandığınız gibi de diriltileceksiniz. Ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Gülşah Hanım gece yatıyor, sabah uyanamayan birçok insan oluyor değil mi efendim? Tabii hocam. Ölüp kalıyor evet. Tabii. E bakın o derin uykuya dalmışken uykudan uyanıyoruz efendim. İşte Allah-u Teala esasında dirilmeyi böyle bizim gözümüzün önünde gösteriyor efendim bize misallerle. Tabii. Yaşatıyor. İyiliklerinizin karşılığında mükafat, kötülüklerinizin karşılığında da ceza göreceksiniz. Bunlar da ya cennette ebedi kalmak veya cehennemde ebedi kalmaktır. İnsanlardan ahiret azabıyla ilk korkuttuğum kimseler sizlersiniz dedi. Fe inni neziru lekum beyne yedey azabin şedid diye Safa tepesinde de söyledi. Ben başınıza gelecek olan şiddetli azaba karşı sizi uyarıyorum. Sizi korkutuyorum. Sizi ikaz ediyorum. Ve yol gösteriyor. Dedi. Efendim tabii Ebu Talip peygamberimizin bu sözlerini dinleyince ey yeğenim sen emrolunduğun şeye devam et. Seni korumaktan geri durmayacağım. Fakat eski dinimden ayrılmak hususunda nefsimi bana boyun eğer bulmadım dedi. Yani ben şimdi seni tasdik edemiyorum ama fakat seni himayeye, korumaya, desteklemeye devam edeceğim dedi. Ebu Leheb hariç akrabası yumuşak konuştular. Ama Ebu Leheb ey Abdülmuttalip oğulları başkaları onun elini tutup mani olmadan önce siz ona mani olun gibi bazı çirkin sözler de söyledi. Demin sizi büyüledi gibi hakaret ettiğinden başka. Sevgili peygamberimizin halası yine bir dişi kaplan gibi, dişi panter gibi mübarek bir hanımefendi. Oradan Ebu Leheb'e ey kardeşim, kardeşimin oğlunu ve onun dinini yardımsız bırakmak sana yakışır mı? Vallahi bugün yaşayan alimler Abdülmuttalib'in soyundan bir peygamberin geleceğini bildiriyorlar. İşte o peygamber budur dedi. Ebu Leheb bu sözler karşısında çirkin konuşmalarına devam edince Ebu Talip Ebu Leheb'e kızarak ey korkak vallahi biz sağ oldukça ona yardımcı ve onu koruyucuyuz dedi. Muhammed Aleyhisselam'a da ey kardeşimin oğlu ey yeğenim. İnsanlar Rabbine imana davet etmek istediğin zaman onu biz bilelim. Silahlanıp seninle birlikte ortaya çıkarız. Senin etrafında biz nöbet tutarız. Sen de anlatırsın dedi. Kendisi henüz inanmadı ama fakat bakın ben seni koruyacağım. Evet. Artık haysiyet meselesi yapıyor. Evet. Çünkü Gülşah Hanım sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha annesinin karnındayken babası vefat etti. Yetim olarak doğdu. Evet. 4-5 yaşına kadar süt anne Halime Es-Sadiye validemizin yanında yaylada kaldı. Getirdi annesine teslim etti. Oğlum dedi dayılarını ziyarete gidelim Medine-i Münevvere'ye. Oradan dönerken Evva denilen yerde peygamberimiz henüz 6 yaşındayken annesi de vefat etti. Dadısı Ümmü Eymen getirdi onu. Dedesi Abdülmuttalib'e teslim etti.
2 sene onun yanında kaldı. 8 yaşındayken dedesi de vefat etti. O vefat etmeden evvel peygamberimizi amcası Ebu Talib'e teslim etti. Ebu Talib'in nüfusu kalabalıktı. Hali vakti de çok fazla yerinde değildi. Ve sevgili peygamberimiz 8 yaşından Hatice validemizle evlendiği yaşa kadar, 25 yaşına kadar amcasının evinde kaldı. Yani amcası Ebu Talib ona bir nevi ikinci babalık. Tabii. Ve onun hanımı Fatıma binti Esed Hazretleri ona ikinci annelik yapmıştır. Evet. Kabre peygamber efendim bizzat eliyle indirmiştir. Bu benim ikinci annemdir diye böyle ona çok hürmet etmiştir. Diyelim, efendim, bir gül koyalım mı hocam? Bir virgül peki koyalım. Kısa bir yerden sonra sohbetimiz devam edecek efendim. Efendim gönül sohbetleri kaldığı yerden devam ediyor. Peki hocam, peygamber efendimiz İslamiyet'i anlatmaya başladı. Geniş kitlelere hitap ediyor. O dönemde mevcut devletler hangileriydi? Efendim isterseniz önce bir geniş çerçeve çizelim. Sevgili peygamberin bütün insanlara ve cinnilere peygamber olarak gönderilip insanları açıkça İslam'a davet etmesi emredildiği zaman sadece Arabistan yarımadası değil, bütün insanlık alemi dini, ruhi, içtimai ve siyasi bakımlardan koyu bir karanlık, yaygın bir zulmet içerisinde, tam bir cahiliyet, taşkınlık, azgınlık ve sapıklık içerisinde bulunmaktaydı. Bakınız, Çin'den, Hindistan'dan, İran'dan, Mısır'dan tutun da her tarafta cehalet, küfür diz boyuydu. Sabahlara kadar kumar oynarlar, fıçılarla içki içerler. Kadınları ticaret meta gibi alır satarlar. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömerler. Ya. Hayvanları canlı olarak hedefe diker, bunlara atış yaparlardı. İşte o dönemde dünya üzerinde göze çarpan belli başlı devletler, Bizans, İran, Mısır, Hindistan, İskenderiye, Mezopotamya, Çin ve benzerleriydi. Buralarda yaşayan insanlar inançsızlık ve batıl inançları içerisinde çırpınıyordu. Evet. Bunlar ne yaptıklarını bilmeyen azgınlar haline gelmişti. Alem öylesine kararmış ve zulmet öyle kesifleşmişti ki insanlar her şeyin yaratıcısı olan Allah'a iman ve ibadet etmek yerine kainatta cereyan eden hadiselere ve Allah-u Teala'nın yarattığı eşyaya tapıyorlardı. Zavallı insanlık yıldızlara, ateşe, güneşe, aya, el ele yaptıkları taştan ve tahtadan putlara ilah diye secde ediyorlardı. Gülşah Hanım, düşünebiliyor musunuz? Eşref-i mahlukat olan, mahlukların en şereflisi olan insanoğlu taşa, ağaca, yani ondan medet umuyor, tahtaya, puta, hayvanlara tapınıyor efendim yani. Yani bir insanın bir ineğe tapınması anlaşılabilecek bir şey midir efendim? Kabul edilebilecek bir şey midir efendim? Dünya üzerinde siyasi, coğrafi ve ticari bakımdan mühim bir yer tutan Arabistan'da da durum diğer yerlerden farksızdı. İnsanları sınıflara ayırmışlar. Kuvvetler zayıfları korkunç bir tahakkümle eziyordu. Bakın, insanların bir kısmı tamamen inançsız ve dünya hayatına başka bir şey kabul etmiyordu. İkinci bir kısmı Allah'a ve ahiret güne inanıyor fakat insanlardan bir peygamberin geleceğini kabul etmiyordu. Yani kafirler farklı farklıydı. Bir kısmı Allah'a inanıyor ama ahirete inanmıyordu. Ya bu dünya hayatından başka hayat olmaz diyordu. Bir kısmı, hem de büyük bir kısmı, Allah'a şirk koşuyordu. Putlara tapıyordu. Müşriklerin her birinin evinde bir put bulunurdu. Hatta Kabe-i Muazzama ve etrafına 360 tane put doldurmuşlardı. Ama bütün bunların yanında bir beşinci grup vardı ki bunlar ta Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanından beri devam ede gelen din üzere idiler. Bunlara hanifler deniliyordu. Bunlar Allah-u Teala'ya inanıyor ve putlardan uzak duruyorlardı. Efendim, korkunç bir cahiliye dönemi yaşayan Araplarda dikkate değer bir husus vardı. O da edebiyat, fesahat, belagat çok ilerlemişti. Şiirde,
Hocam bir şey edebiyatta, sorabilir miyim? Zirveye çıkmışlar. Mesela bir insan puta tapıyor ya da ineği tapıyor. Putu kırıldığında, ineği öldüğünde ne yapıyor? Sonra başka bir ineği, başka bir puta tapıyor. Evet, yenisini yapıyor efendim. Ha. Değiştiriyor yani, taptığını evet, da değiştiriyor. Hindistan'da mesela bir inek kendisi ölünceye kadar bakıyorlar. Ölünce atıyorlar tarlaya. Sonra başka bir ineği onu tapıyor. Akbabalar, kartallar yiyor efendim. Başka bir ineğe o işi yapmaya devam ediyorlar. Şimdi bakın, Araplar o cahiliye döneminde edebiyat, fesat, belagatta, şiirde o kadar zirveye ulaşmışlardı ki panayırlar kurulur, şiir ve hitabet yarışmaları açılırdı. Birinci gelenlerin şiirleri ve hitabeleri Kabe-i Muazzama'nın duvarına asılırdı. Muallakat-ı Seba, yedi askı diye anılan şiirler bugün de Arap edebiyatının şaikasıdır. Kur'an-ı Kerim ayetleri, hadis-i şerifler ve bu Muallakat-ı Seba denilen şiirler bugün Arapça için delil olarak gösterilir. Efendim, Peygamber Efendimiz İslamiyet'i anlatırken önce bir kısmı lakayt, ilgisiz kaldılar. Sonra açıkça düşmanlık göstermeye başladılar. Bu düşmanlıkları önce alay tarzında, sonra hakaret şeklinde oldu. Daha sonra işkence safhasına dönüştü. Bundan sonra ticari ve diğer bütün münasebetleri kesme safhasına vardı. Peygamber Efendimiz'e o kadar düşmanlık etmeye başladılar ki kitaplarda kaydedildiğine göre Efendimiz'i öldürmek için 47 defa suikast yapılmıştı. 47 suikast. Gülşah Hanım, Allah-u Teala sevgili peygamberimiz için estağfirullah ve ma erselnake illa rahmetellil alemin buyuruyor. Ey abim, biz seni aleme rahmet olarak gönderdik. Peygamberimiz açları doyurur, kimsesizlere sahip çıkar, çıplakları giydirir, kimin neye ihtiyacı varsa yardımına koşar. Yahu siz bu insanı niye öldürmek istiyorsunuz? Ona öyle şiddetle düşmanlık yapanlar oluyordu ki, mesela As bin Vail, Esved bin Muttalib, Esved bin Abdiyavuz, Velid bin Muire gibi bazı insanlar vardı. Cebrail Aleyhisselam geldi, bunların her birinin bir uzvuna işaret koydu ve ya Muhammed, Allahu Teala bunların şerrinden seni helas eyledi. Yakında bunların her biri bir belaya müptela olarak helak olacaklardır dedi. Efendim, bu Peygamber Efendimiz'in bir mucizesiydi. Mucizeyi yaratan Allahu Teala'dır. Ama peygamberlerin elinde meydana geliyor. Bu beş müşrikten As bin Vail bir gün merkebe binmişti. Mekke'nin dışında bir yerde merkebinden inince ayağına diken battı. Dikenin battığı yeri şişti. Ne kadar ilaç yaptılarsa da çare bulamadılar. Nihayet ayağı deve boynu gibi şişip Muhammed'in Allah'ı beni öldürdü diye feryat ede ede öldü. Muhammed'in Esved, Allah'ı. Öyle diyordu. Esved bin Muttalib Mekke'nin dışında bir ağacı altında otururken birdenbire gözleri kör oldu. Böylece öldü. Esved bin Abdiyavuz Mekke'den çıkıp Bağd-ı Semum denilen yere gitmişti. Buradayken yüzü ve gövdesi simsiyah oldu. Eve gelip kapısını çalınca efendim evindekiler onu tanıyamadılar ve içeri almadılar. Kahrından kafasını evinin kapısına ve duvarına vura vura o da öldü. Beni kendi aile efradım nasıl içeri almazlar diye. Haris bin Kays tuzlu balık yemişti. Öyle bir hararete tutuldu ki ne kadar su içtiyse kanmadı. Su içe içe çatladı, öldü. Tuzlu balıktan dolayı. Evet, peygamberimize şiddetle düşmanlık eden bu insanların. Düşmanlık ve muhalefet edenler evet, değil mi hocam? Evet, evet, her birinin başına bu haller geldi. Esasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öz yurdundan, ana vatanından çıkmaya mecbur bıraktılar. Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den ayrılırken hüzünlü gözlerle Mekke-i Mükerreme'ye baktı. Ey Mekke, vallahi Allahu Teala'nın inine ve benim indimde beldeler en hayırlısı. Kavmin beni senden çıkarmasaydı ben senden çıkmazdım dedi ve ağladı. Estağfirullah. İnnellezî farada aleykel Kur'âne lerâddüke ilâ me'âd. Ayet-i kerimesi geldi. Ey Habibim, Rabbin seni kendi öz vatanına tekrar geri getirecektir. Nitekim 8 sene sonra 12 bin mücahitle geldi Mekke-i Mükerreme'yi
fethetti. Kendisini öz yurdundan çıkaran o insanları da affetti. Şu yüksek ahlaka bakın. Şu Ali Cenaplığa bakın. Şu kereme bakın efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7. senede Hayber'i fethetmişti. İşte ondan sonra az evvel işaret ettiğimiz gibi İran Kisra'sına, Habeşistan Necaşi'sine, Mısır Mukavkası'na, Yemen Tübba'ına, Bizans Kralı'na, Arap kabilelerine, başkanlarına onları İslamiyet'e davet eden efendim mektuplar gönderdi. Ve toplam 13 senesi Mekke-i Mükerreme'de, 10 senesi Medine-i Münevver'de olmak üzere devam eden davet ve tebliğatı neticesinde biraz önce de işaret ettiğimiz gibi 150 bin sahabe-i kiram meydana geldi. Bunlar ahlakta, fazilette bir eşi benzeri olmayan insanlardı. Evet. Gittikleri yerlerde herkes bunlara hayran kalıyordu. Ondan sonra da işte Peygamberimizin ahirete irtihalini müteakiben Hulefai Raşid'in dönemi, sonra Emeviler, Abbasiler, Eyyubiler, Memluklar bilahare Türk'le İslamiyet'le şereflendi. Abdülkerim Satuk Buğra Han ve onun devleti olan Karahanlar Devleti İslamiyet'le şereflenince Karahanlar, Gazeller, Timuroğulları, Babiroğulları, Selçuklar, Osmanlılar diye din-i İslam'a büyük hizmetler yapan devletler meydana geldi. Çok yüksek bir kültür ve medeniyet meydana geldi. İlim, irfan, ahlak, fazilet her tarafa yayıldı. İslamiyet nereye gidiyorsa Müslümanlar oraya ilim, fazilet, nur, hakkaniyet, adalet götürüyorlardı. Oralardaki bütün insanların canları, malları, ırzları emniyet altında oluyordu. Evet. Tabii Gülçin Hanım, ben bu sohbette böyle vaktin nasıl geçtiğinin pek farkına soluksuz varmıyorum. Soluksuz dinledik hocam. Eminim zannediyorum, ekran başındaki izleyicilerimiz öyledir. Zannediyorum konuşmamızın sonuna geldik. Evet. Ne yapalım? Zikri cüz, irade-i kül kabilinden birkaç kelime söylemiş olduk. Yani parçayı zikredip bütünü kastettik. Peki bizim, son bir şey soracağım hocam. Bizim izleyicilerimiz ariftirler. Arife tarif gerekmez. Ne demek istediğimizi zaten anlamışlardır efendim. Son bir şey soracağım hocam. Şimdi bir tereddütsüz inananlar oldu Peygamber Efendimiz'e. Bir muhalefet olanlar oldu, düşmanlık edenler oldu. 47 kere dediniz değil mi? Suikast evet, düzenlendi. Evet, evet. Hakaret edenler oldu. Elin kurusun diyenler oldu. Bir de sessiz kalanlar vardı. Şimdi muhalefet edenler, düşmanlık edenlerin başına birçok bela geliyor. Şimdi bu sessiz kalanlar bir inananlara, bir inanmayanlara, işte beddua edene, hakaret edene, onları bile tartmışlardır değil mi? Tabii. Şimdi burada şunu ifade edebiliriz. Malumlarınız ikinci seneden itibaren İslamiyet'i ve Müslümanları tamamen imha etmek için Bedir Harbi, Uhud Harbi, Hendek Harbi gibi muharebeler oldu. Bu harplerde öldürülen gayrimüslimler, müşrikler, kafirler oldu. Ama Gülçin Hanım, bunlardan o muharebelerde kurtulanlar, Mekke-i Mükerreme'nin fethine kadar yaşayan insanlar, insanlardan çok önemli bir kısmı Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonra grup grup, fevç fevç İslamiyet'le şereflendiler efendim. Yani o ilk zamanlarda çok şiddetli muhalefet oldu. Hatta ben müsaade ederseniz şununla kapatayım. Buyurun hocam. Bir misal olmak üzere söyleyelim. Amr İbni Hişam'ın yani Ebu Cehil'in yeğeni Ömer İbnül Hattab Peygamber Efendimiz'i öldürmeye gitti ama İslamiyet'le şereflendi. 40. Müslüman ölmeye oldu. Gitti o. Kendinden önceki 38 Müslümanı derece fazilet itibariyle geçti. Önünde bir tek Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh kaldı. Onun için aşire-i mübeşşerenin ikincisi oldu. Hulefai Raşid'in ikincisi oldu. Peygamberlerden sonra üstünlükle insanların ikincisi oldu Hazreti Ömer. Mesela Ebu Cehil'in öz oğlu İkrime Hazretleri. Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonra İslamiyet'le şereflendi ve dini İslam'a çok hizmetler yaptı efendim. Evet. Bu bakımdan o ilk 23 senenin başlarında bilhassa Mekke-i Mükerreme döneminde muhalefet, düşmanlık çok şiddetliydi ama sonradan böyle şeyler eridi, buzlar eridi, evet. İslamiyet'le şereflenenler oldu efendim.
Çok keyifli bir sohbet hocam. Çok teşekkürler. Efendim, güzel peygamberimizden bahsetmek hakikaten keyif verici. Sizin anlatımınız da çok keyifli. Çok teşekkürler efendim. Gönül sohbetlerinin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.